Merhabalar, YouTube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün günlerden bayramın 3. günü. Herkese sağlıklı, mutlu, huzurlu günler diliyorum. Hayırlı bayramlar olsun inşallah. Trakya'da bugün hava biraz serin, rüzgarlı. Kaç gündür bizi mübarek yaktı, kavurdu. Bugün pek iş yapmayı düşünmüyoruz. Misafir kabul ediyoruz. Sağ olsun arkadaşlar. Geliyorlar, gidiyorlar. Bizi sayıp da bizden daha genç olanlar var. Ben daha önceki videolarımda sizinle paylaşmıştım. Mutfak artıklarında karpuz ektim. O karpuzlardan bugün hep beraber bir tane koparmak istiyorum. Denemek istiyorum. Bakalım şansımıza ne çıkacak. Hadi bakalım, şimdi arka bahçeye gidiyorum. Sizde arka bahçe, ön bahçe, bizde bahçeler öyle arkadaşlar. Burası çiçek bahçesi, ortası tavuk bahçesi, o arkada işte fidanların, meyvelerin ekip ekip bahçe. Bu erimizde harika bir meyve. Her koca yaz, her hafta değişik meyve bahçede. Herkese hobi bahçesi tavsiye ediyorum. Her seni gidi seni. Seranın içinden geçiyorum. Arka bahçeye. Yan tarafta salatalar yandı arkadaşlar. Bu bolluklara bir bakın maşallah. Salatalıkları da böyle yoluyorum. Ara ara yeni fidan ekeceğim. Yeni salatalıklarım hazır. Seranın içinden arka bahçeye geçtim. Burada da üzümlerimiz başladı olmaya. Burada ilk gelenler var. Başlamış bir olmaya. Arkadaşlar, çiliklerim çok güzel oldu. Ama sıcaktan kuruyorlar bazıları. Bazıları da oluyor tabii ki. Ama yiyecek insan da pek yok. Bahçede meyve bol olunca böyle oluyor işte. Of, mis gibi de kokuyorlar sabah sabah. Burada da nohutlarımızı başladık çıkarmaya arkadaşlar. Aslında yarısını çıkarmış Hasan Efendi. Yarısı kaldı. Ama sabahleyin pek kalkmak canım istemiyor. Çok erken saatte yolunması gerekiyor onlar. Şöyle. Oh, bayağı da zor çıkıyorlar ya. Ama kurumuşlar. Kuruyunca sorunları temizleyecek inşallah. Şimdi arka bahçeye dedik geçiyoruz. Oh maşallah arkadaşlar, domateslerim bu sene bu kadar sıcaklara rağmen çok güzel. Tabii domatesin güzelliği de neden kaynaklanıyor? Domateslerin üzerlerine kükürt atıyorum. O kükürt sıcaktan koruyor. Bir bakın burada. Ne kadar güzel. Ve en önemli özellikleri de domatesler büyüdükten sonra otlarını kesmiyoruz. Otlu bırakıyoruz. Ve ara sıra da mısır ektim. Böyle birbirinin gölgesine kalsın. O zaman güneş yakmıyor. Ve rüzgarlardan da aşlanmıyorlar. Ne kadar şöyle arada kalmışlar. Maşallah. Çok güzeller. Şimdi bayram sonrası dünya kadar domates toplayacağız. İnşallah. Buraya da çok az bir taze fasulye ektim. Şu kadar böyle. Çok az. Pek de fazla sevmiyoruz. Arkadaşlar, karpuz tarlasına geldik, bahçesine. Burası benim
karpuz bahçem, arka bahçede esas fidanlar vardı ama fidanlar bir kısmı kurudular. Böyle daha seyrek kaldı. Yeni ektik falan filan. Burasının toprağı da biraz kara kepire benziyor ama pek de fazla anlamam. Kışın buradan çok su akıyor. En geç burası ekilebiliyor. Yani geç kuruyor. Ve karpuzları arkadaşlar video paylaşmıştım. Nasıl ektiğimi. Mutfak artıklarından ektim. Eğer birinin köküne birer avuç mutfak artıklarından koydum. Sonra tavuk gübresinden şerbet yaptım. Onlardan döktüm. Bir de ısırgan. Isırgan vazgeçilmez benim bahçemde. Herkese tavsiye ediyorum. Bedava gübre ısırgandan, mutfak artıklarından netice budur. Şu anda şöyle karpuzlarımı bir tane tane göstereyim size. Bunlar hiçbir kimyasalsız, %100 doğal, organik diyemiyorum. Doğal. Hiçbir fenli gübre. Şöyle karpuzlarımız. Ve arkadaşlar, karpuzları da böyle karpuz vermeye başladığımız sıcaklar çıkınca kesinlikle otlarını kazmıyorsunuz, yolmuyorsunuz. Gölgede kalınca karpuzlar daha güzel oluyor. Bunları daha çocukluğumdan biliyorum. Annemler de öyle bırakıyordu otlu. Şöyle karpuzları da çok da güzel. Keskin güneş çıktı arkadan. Şöyle göstereyim. Ve işin kötü tarafı da, onu da göstereyim. Otsuz kalan yerlerde de karpuzlar nasıl. Burada da dana burunları vardı. Dana burunları kesti. O yüzden seyrek böyle. Arkadaşlar, bunlar da güneşe maruz kaldıkları için böyle yamuk oluyorlar. Etrafında hiç ot bırakmamışım. Bu yavrucak da burada şeyin gölgesine kalıyor. İkinci saatinde bu fındığın gölgesine kalıyor. Çok güzel olmuş. Ve bazılarını da böyle otla kapatmıştım. Bayağı bir karpuz var. Allah'ım olmayanlara da versin. Şöyle, oh ne güzel oturmuş paşam. Şimdi benim bostanımın ilk karpuzu buydu arkadaşlar. Ben bunu bugün koparmayı düşünüyorum. Bunu koparıyorum şansıma. Ve keseceğim. Sizinle de paylaşacağım. Oldu mu olmadı mı pek de anlamam. İlk karpuzu kopardım. Ha, iyi. Hadi bakalım, hayırlı olsun. Al bunu keselim. Takipçilerimizle paylaşalım bakalım rengi ne çıkacak. Ama karpuzlar maşallah çok güzel olmuş, baksana sen. Tabii ki otlu bırakırsak böyle güzel oluyor. Ot içinde bırakırsak ama. Güzel güzel. Bu birinci karpuz mu? Bu birinci karpuzdu. İlk o şey yaptı. Karpuz döktü. Neredeydi o? Burada. Paşam senden rahatı yok. Oh. Sefan olsun. Arkadaşlar, bu da bizim naşimiz. Naşi armut değil, elma değil. Çok değişik bir meyve ve çok harika, çok sulu bir meyve. Bu herhalde bir hafta 10 gün sonra mı olur Hasan? O civarda bir şey. Yani bir hafta 10 günü bulur herhalde. Bayağı böyle kabarmış ama daha var. Şöyle. Armut değil, elma değil. Çok değişik bir tadı var. Bu da bizim armudumuz. Kırılmış dalı. Kırılmıştır. O kadar çok var ki mübarekte.
Bu yaz armudu değil mi? Hı hı. Adını da bilmiyoruz ki ne olduğunu. Arkadaşlar meyvacılardan fidan alınca işte böyle oluyor. 3 tane değişik değişik armut diye istedik. Maalesef 3'ü de aynı çıktı. O yüzden herkes kendi aşılarsa çok iyi olur. Daha sağlıklı oluyor o zaman fidanlar. Ben daha önce aşı videoları da paylaşmıştım. Oradan da seyredebilirsiniz. Bakın 3 tane. 3'ü de aynı. Böyle bir hafta 10 gün sürekli armut oluyor bizde. Ama birer birer olmuş olsa daha iyi olacak tabii değişik zamanlarda. Az çok değil. Allah olmayanları da versin ya Rabbim. Arkadaşlar bu da kızılcığımız ama bu sene çok az var üstünde. Tabii ki kış aldattı onları. Kış geri döndü. Evet Hasan efendi, kopar bir tane daha bakalım. Birini ben kopardım, birini de sen. Oh maşallah. Olmuştur değil mi? Arkadaşlar, hafif gölgeye gelenler, bak ne kadar güzel. Bizim Trakya'da çok keskin sıcaklar oldu. Her şeyi kuruttu, pişirdi. Allah'ım. Elmalarımız da şahane. Arkadaşlar, ben bahçeye çıkmışken arka bahçeye turu devam ediyorum. Karpuz koparıldı, ön tarafa gitti, kuyu başına. Bu da golden elmamız. Çok yapıyor ama böyle biraz biz onun doğalına bırakıyoruz. İlaçlamadığımız için hafiften kurtlanıyor. Sirke yapıyoruz. Böyle yiyoruz. Öyle yani. Çok da fazla bir şey yaptığımız yok. Salla şuna bir gaga be. Bıyıkların kendinden büyük. Sko. Evet arkadaşlar. Bahçenin son durumu. Tavuklar da özgürlüklerine kavuştular. Sabah sabah onları çıkardık. Gece dışarıda bıraksak tilkiler maalesef götürecekler. Ne oldu? Niye peşimden geliyorsunuz? Gidiniz ya. Buğdayınızı aldınız. Ah sizi gibi kızlar sizi. Dışarı çıkmıyorsunuz tabii, yabancılık yapıyorsunuz. Kibarlık yapıyorsunuz. Paçalı kızlar. Sizi gidi paçalı kızlar sizi. Ah 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 ah. Burada da bir boy küçükleri. Burada da anne adayımız yatıyor. İnşallah o da anne olacaktır. İki güne kadar. Bu haftanın çiçekleri arkadaşlar. Evet, ilk karpuzumuzu kopardık. Evet, ilk karpuzumuzu kopardık. Bakalım. Doğal, %100 doğal. Bakalım kısmet nasıl çıkacak bakalım. Şansımıza. Oo oh, maşallah. Diğerleri daha büyük. Bu ilk döllerden olduğu için herhalde ufak. Şahane. İşte. Şahane.
Evet arkadaşlar, karpuzun tadı harika. Şeker gibi. Çeksene. Allah'ım olmayanlara da versin. Hasan Efendi, sana da afiyet olsun. Harika değil mi? Süper süper. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Abone olursanız çok mutlu olurum. Herkese iyi bayramlar. Bayram devam ediyor. İyi bayramlar.